Bunlar durdurulmalı. Bir analiz kaleme alıyorlar. Şimdi ülkenin ileri gelen gazetelerinden Handelsblatt haberindeki manşet kapağında Türk sihalarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da işin içine katarak katil robotlar gerçek oluyor diye bir başlık atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye'de bayraktarlar ve Türk sihalarının bu kadar çok ileri teknolojilerle donatılmasıyla katil robotlar gerçek oluyor diyor. Türk sihalarını işaret ediyor. Haberin içerisinde Türk sihalarında kullanılan yapay zeka teknolojisinin yasaklanması gerektiği vurgusu yapılıyor. Türkiye'nin uzun süredir bu teknoloji kullandığına da yer veriliyor. Ama en önemlisi yapay zeka teknolojisi Türkiye'de yasaklanmalı. Yapay zeka teknolojisi üretmesine Türkiye'nin izin verilmemeli diyor. Türkiye'nin sihalarla özellikle Libya'daki başarısı üzerinde duran söz konusu gazete bir an önce Türkleri durdurmalıyız çağrısı yapıyor. Zaten manşetinde görüyor söz konusu bu analiz haberini, dosya haberini daha doğrusu ve dosya haberde de Türkiye'yi durdurmalıyız ifadeleri kullanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi arka yanında işte Atak helikopterleri, işte Altay tankı, Türk sihaları, İHA'ları bunları da koyarak Türkiye'nin bu havada ve karadaki savaş teknolojilerini geliştirmesini engellemeliyiz. Bunu durdurmalıyız diyor. Şimdi sihaları Amerika'da üretiyor, İsrail'de üretiyor, Rusya'da üretiyor, Çin'de üretiyor. Farklı farklı üreten Avrupa ülkeleri var. Evet, Türkiye teknolojik anlamda çok daha üst sıralarda Amerika'yla, Çin'le ve Rusya'yla yarışır pozisyonda. Peki bu ülkelerin envanterlerindeki sihalar, İHA'lar gündem olmuyor da neden Türkiye'ninki gündem oluyor? Neden Türkiye'ye durdurulmalı deniliyor? Neden Bayraktar hedef alınıyor? Söz konusu tasarımcı, bu İHA'ları yaratan, TİHA'ları yaratan tasarımcı. O neden hedef alınıyor? Neden farklı farklı ülkelerdeki bu teknolojiyi üreten mühendisler ya da o beyinler topa konmuyor da Türkiye hedef tahtasına oturtuluyor? Bu soruların cevabını bulmak bence o kadar da zor olmasa gerek. Ama dediğim gibi SİHA'lar ve TİHA'lar Türk yapımı olanlar tabii dış basının gündeminde kalmaya devam edecek. Hatta dış politikada da gündem olmaya devam edecek gibi görünüyor.